Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuz sınav günü geldi çattı. 6 Haziran sabahı kalktık, uyandık. Sınav 6 Haziran günü ne yapacağız? Evet, sabah çok güzel bir gün. Her şeyi hazırım, süperim, yapacağım bu sınavı. Böyle bir modda kalktık. Ne yapıyoruz ilk kalktığımız zaman? Güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkamadan. Güzelce elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Şöyle bir pencereden kafayı uzatıyoruz. Bakın, mis gibi bir hava diyoruz. Sonra bir bakıyoruz, gidiyoruz. Annemiz döktürmüş. Masanın üstü kahvaltı. Ben kahvaltı çok seviyorum hocam. Şimdi dayanamıyorum. Hemen sağlam, tabii orada da abartmayalım da yani kahvaltıyla. Ama güzel bir kahvaltı her zaman iyidir. Güzel bir kahvaltıyı da yaptık. Ondan sonra organizasyonu yaptık. Sınava doğru gideceğiz. Ne yapmamız lazım? Sınav yerine erken biraz erken gitmemiz lazım. Erken gidince hocam heyecanlanacağız ama niye erken gidiyoruz? Aslında geç kalmamak adına garantiye almamız lazım. Evet, kesinlikle doğru. Hani geç kalırsak çok kaygılanırız, sınava yetişme kaygısı yaşarız. O yüzden evet, o tempoya girmeye gerek yok. Öyle hikayeler çok var. Evet. Doğru. Onun için erken gitmek lazım. Zaten bu sene şanslısınız. Geçen sene olduğu gibi. Çünkü sınav merkezleri kendi okullarınız. Şimdi eski yıllarda şeydi hocam, yani sınav yeri çıkıyordu, bilmediğin bir okul çıkıyordu. Önceden gidiyordun, okulun yerini buluyordun falan filan. Şimdi ama bu 2 yıl pandemi senelerinde sınavlar kendi okulunuzda yapılıyor. Yani okulunuzun içerisinde yöneticiler zaten görevli oluyorlar ama sınavları yapacak, uygulayacak olan ekipler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen öğretmenler. Onların her biri size yardım etmeye çalışan iyi insanlar, biliyorsunuz. Öğretmen, bizim kadrodan öğretmen sağlam, Milli Eğitim hocaları. Onlar öğrencilerin iyi olmasını sizi düşünen insanlar. Onun için her şey yolunda olacak. Peki hocam, sınav yerine gittik. Kendi okulumuz süper. Yerimizi de bulduk. Her şey güzel. Yalnız şimdi burada atlamamız gereken bir şey var. Evden çıkarken sınava götürmemiz gereken evraklar. Evet. Arkadaşlar geçerli kimlik kartınızı yanınızda bulundurabilirsiniz. Bir de koyu, siyah, yumuşak bir kurşun kalemle gidebilirsiniz yanında. Evet. Bir tane olmasın, birkaç tane olsun. Birkaç hemen tane lazım. Olsun. Evet, kalem. Kalem tıraş olabilir. Kalem tıraş, silgi, güzel yumuşak, silgi. İz bırakmayan bir silgi götürebilirsiniz. Bir de giriş belgeleri okulda çıkarılacağı için hani sizin çıkartmanıza gerek yok. Sadece bunları götürebilirsiniz yanınızda. Şimdi kendi okulunuzda geliyorsunuz. Zaten öğretmenleriniz o giriş belgelerini hazır ediyor. Zaten biliyorsunuz sınav optikleri de düzenli olarak size, sizin adınıza geliyor. Orada kodlama esnasında da zaten sınav başkanı, bir başkan oluyor sınav salonunun başkanı. Bir de yardımcı oluyor. Yani sınav görevlileri size o konuda bütün açıklamaları yapacaklar. Bizim için önemli olan kimlik belgesi. Bakın arkadaşlar, büyük problem şu. Eğer nüfus cüzdanınızı ya da resimli kimlik ya da kimlik belgesi, resmi kimlik belgenizi yanınızda götürmezseniz sıkıntı yaşarsınız. Daha önceki yıllarda yaşandığı gibi. Onun için lütfen unutmayın, kaybetmeyin. Sağlam bir şekilde kalemlerinizle birlikte o kimlik belgenizle muhakkak gitmeniz lazım. Çünkü ben benim diye gösterebilmeniz için. Orada sıkıntı oluyor çünkü. Kesinlikle. İki, bu sene pandemi senesi biliyorsunuz. Yanınızda bir büyüğünüz olacak giderken. Bir de pazar günü sokağa çıkma yasağı hocam. Muaf tutulacak. Evet. Veliler. Evet, veliler muaf tutulacaklar. Sınava girdiği için çocuklar. Sınav salonuna girişlerde okulun dış kapılarında, yani bahçelerin dışındaki kapılarda yığılmaları bile engellemek istiyor aslında. Orada polisler ve kolluk kuvvetleri olacak. Geçen sene de aynı şey olmuştu. Orada bir izdihamın engellenmesi lazım. Bir de bahçeye bile, okul bahçesine bile velileri almadılar. Hani bazı okulların bahçeleri çok büyük, belli bir yere kadar kapatılıyor. O bazen bahçeyi alıyorlar. Ama işte belli bir alandan sonra oralara setler çekiliyor. Ve oradan sonraki yerlere sadece çocuklar gidebiliyorlar. Sınava biraz erken alınıyor çocuklar. Şimdi oradaki hocam şey de çok kıymetli. Birinci oturumla ikinci oturum arasında, şimdi senin çocuğun gitmiş orada sınava girmiş. Sen heyecanla bekliyorsun. O beklemeyi yaptığın zaman da merak ediyorsun. Bakıyorsun ki hani ne olacak? İşte çocuğum yaptı mı yapmadı mı?
veli de heyecanlı tabii ki. Orada süreç nasıl oluyor ve çocuklar da sınavdan sınav aralarında ne yapmalı, ne yapmamalı konuşalım. Hocam 45 dakikalık arada okul bahçesinde dolaşabilirler çocuklar rahatlamak için. Tabii orada işte sınav hakkında konuşulmaması gerekiyor aslında. Bu bizi gerebilir. İşte sözel sınav bitti, şöyle geçti, şu şekilde geçti gibi arkadaşlarımızla böyle muhabbetler edilebilir. Ama bu muhabbetlerden uzak durun. Evet. Çünkü aşırı gerilebilirsiniz. Sayısala daha kötü bir motivasyonla girebilirsiniz. Evet. O yüzden... Şimdi ben orada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın her okulda yani ne şimdi sınıf arkadaşlarınla giriyorsun sınava. Her okulda böyle espri yapmayı seven ama esprinin uzantısında başka insanlara neler etki edeceğini düşünemeyen arkadaşlar olabiliyor. Kesinlikle. Mesela adam sana diyor ki Türkçe sözel bölümden çıktın. Merak ediyorsun ama sayısal bölüme moralli girmek için birinci sınav hakkında konuşmaman iyi. Biz bunu planlıyoruz. İşte veliler söylüyoruz. Arkadaşlar kendi aranızda planlıyorsunuz. Ama çocuğun bir tanesi geliyor sizin bahçede diyor ki Türkçe'yi 17'de ne yaptın onu diyor. Ya da diyor ki onu C yaptım, sen de C yaptın mı? Hehehe diyor gidiyor mesela çocuk. Hı hı. Ondan sonra sen orada ne yaptım ben 17'yi falan. Böyle işte mesela böyle bir şey yaşanabiliyor. Bunun tabii her halükarda kendini korumaya çalışacaksın ama kaçınılmaz bir şeyler olabilir. Ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Mesela çocuk sınava giriyor. Yapıyor mesela şeyi. Türkçe'de bir soru işaretliyor. Mesela emin. Ondan sonra arkadaş diyor ki bu böyle olacak diyor. Şimdi söyle sen yanlış yapmışsın diyor ya da hatta. Şimdi bunun doğrusunu bilir kişiler söyler. Yani bir öğrenci bunun yerine bu doğru cevaptı sen onu yanlış yapmışsın dese siz kendinizi hiç üzmeyin. Çünkü o öğrenci bir bilir kişi değil. Kesinlikle. Onun için siz belki doğru yaptınız belki o yanlış yaptı ama siz o esnada bu konuşmaları yaşadığınız için kendinizi moralsiz, bütün şeyler düşüyor aşağıya. Hani enerjiler, kendine güven hepsi aşağıya çekiliyor. Halbuki belki doğru yaptığın halde düşüyor. Bu şekilde de sayısala da daha ürkek, daha kaygı düzeyi yüksek bir çocuk halinde giriyorsun. İşte bunu engellemek lazım. Hocam kendimden örnek vereyim. KPSS sürecinde ilk başta genel kültür oluyor. Sonra 2 hafta sonra falan alan sınavı oluyor. Öğretmenlik alan sınavı. O arada herkes genel kültürle ilgili yorumlar yapıyor. Ben aşırı demoralize oluyorum. Hani hı hı. Yanlış mı yaptım falan diye. Sonra alana da otomatikman kötü girmiş oldum. Yani aslında baktığımda sınav sonuçları, cevapları açıklandığında hani benim yaptığım soruların doğru cevap oldukları da var. Tabii yanlış olanlar da var. Ama otomatikman kötü etkileniyorsun. Tabii işte. Ama işte hani o bunların cevaplarını söyleyen kişiler de hani evet. Kendi tahminlerini söylüyor. Evet. O yüzden çok takılmamak gerekiyor illa bu mu cevap diye. İşte ben en doğrusunun hani bu orada bir body oluşturmak lazım orada. Arkadaşlarla birbirinizi koruyan birkaç böyle çok samimi arkadaşınız varsa onlarla da önceden sözleşip yani biz işte 45 dakikada bunları konuşmayacağız. Sayısaldan sözele geçerken konuşmayacağız. Kendimizi koruyacağız. Sayısala da güzel geçin. Ondan sonra da sınavdan sonra konuşulmalı. Zaten Milli Eğitim kendi belli bir süre sonra cevap anahtarını açıklıyor. Milli Eğitim'in açıkladığı cevap anahtarına göre bakacaksınız. Ondan sonra tartışılabilir. Yani o arada zarar verecek, yani sayısalı ciddi etkileyecek konuşmalardan uzak durmak lazım. Peki burada şey de var hocam. Şimdi hani ben kendim de 8. sınıf öğrenci velisi olduğum için de hani bir dönem oldum. Söylüyorum. Şimdi siz de veli olarak dışarıda işte parmaklıkların arkasından çocuğum ne yaptı diye bir de öyle bir veli modu var. Şimdi çocuk da hani baba anne diyor ki ya baba ya da anne işte bahçeye çıkarsan gel yanıma o soruyor. Çocuk veliler de sorabiliyorlar. Orada da bir şey onlara da dikkat etmek lazım. Tabii ki orada bir alışveriş olabilir. Belki çocuk acıktıysa oradan belki bir şey yiyebilir alabilir öyle bir şey de olabilir. Ona izin de veriyorlar biliyor musunuz? Hani bahçede hani iletişim kurabiliyorsun. Oraları çok dikkatli korumak lazım. Çocuğu kaygısını yükseltecek paylaşımlarda velilerin de bulunmaması lazım. O da kıymetli. Çünkü iyi bir şey yapayım derken çocuk diyecek zaten iyi geçti, kötü geçti. Yani önemli olan o. Ama aferin işte öbürkü de iyi geçsin yaparsınız. İşte senin yanındayız, senin için dua ediyoruz.
işte arkandayız falan gibi şeyler söylenebilir. Destekleyici cümleler. Destekleyici cümleler ama sorgulayıcı ve kaygı yükseltici şeyler söylememek lazım. Peki hocam, şimdi sınav kitapçığını bize dağıttılar. İşte ondan sonra sınavın koşulları okundu. İşte sınav görevlisi okudu. Ondan sonra bence ilk yapılması gereken, kitap geldiği zaman, kitapçık geldiği zaman optiği kontrol ediyorsunuz, kodluyorsunuz. İşte kitapçınız A mı B mi, özellikle onu kodluyorsunuz. C mi D mi, hangi harfse onu kodluyorsunuz. Sonra kendi optiğiniz mi, ona bakıyorsunuz. Kitabın her zaman, ben söylüyorum, kitabın sayfalarını hızlıca takip etmeniz lazım. 1, eksik 2, 3, 4, sayfa, eksik var, sayfa mı var mı diye. Çünkü sonuçta bunlar da basılı ürünler. Yine bir insan bir makineden çıkıyor ama yani hata olabilir. Onları takip eden, hepsine eksik sayfa var mı diye bakıyorsunuz. Sonra sınav kitapçını kontrol ettim. Optiğimin A mı B mi olduğunu yazdım. Her şey yolunda. İşte güzelim. İşte başlayacağız. Sınav başladı dedik, yaptık. Birinci sınavı geçtik. İşte sözelde, sayısalda, sınav anında özellikle bize söylemek istediğiniz, yapmamız gereken ne var hocam? Hocam, aslında eklemek istediğim ilk an, sınava girdiğiniz ilk anda bir 5 dakika falan aşırı stresli, kaygılı, elleriniz titriyor, kalbiniz çok hızlı atıyor olabilir. Bu normal bir şey. Yani sonuçta bu kadar yıl emek verdiniz ve onun sonucunda bir sınava girdiniz. İlk 5 dakika biraz duygularınız yüksek yaşayabilirsiniz. Ama sonrasında, yani soruları çözdükçe, soruları içine girdikçe, hani birkaç soru atladıkça rahatlamaya başlıyorsunuz. O yüzden kendinizi ilk başta çok kaygılı hissedersiniz. Korku haline girmeyin bence. Bir de bazen dikkatiniz dağılabilir sözelde. O ara bir 30 saniye mola verip zihniniz böyle dik oturup zihninizi bir temizleyebilirsiniz. İşte sonra o an hedefinizi düşünebilirsiniz. Evet, hani, nefes egzersizi yapabilirler. Nefes egzersizi yapabilirler. Evet. Bu nefes egzersizi videosu da kanalımızda var. Oradan girip bakabilirsiniz. Ekleyeceğiz. Evet, çok güzel. Hocam şimdi ben sınav anı için bir şeyi de ben söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz, denemeler yaparken zaten sınav sürüşünüzü belirliyorsunuz. Yani Türkçenin iyiyse Türkçeden başlıyorsun. Tarihin iyiyse inkılap tarihinden bahsediyorsun. İngilizceden başlayabiliyorsun. Ben ama her zaman Türkçeden başlamaktan yanayım. Çünkü 4 kredili bir ders olduğu için, yani Türkçe daha güçlü, daha çok puan ders olduğu için onu önceden başlamak. Ama sen İnkılabın çok iyiyse moral yapmak için önce inkılaptan başlayabilirsin. Sonra Türkçe soruları için özelde Türkçe sorularını yavaş okumaları ve kesinlikle bir kere yavaş okuyup böyle güzelce bir kere. Çünkü Türkçe sorularını kontrol etmeye kalktığınızda Türkçenin kurgusunda öyle bir şey vardır. Doğruya yakın yanlışlar çoktur. Kafanız karışabilir. Onun için Türkçe'de yani ilk okuyup anladığında yorumlayan ilk şık daha doğrudur diye bir şey vardır. Bilir kişiler öyle der. Aklınıza gelen ilk cevabı işaretleyin. Evet. Okuyup özümsedikten sonra ilk cevabınız doğrudur. Şimdi karıştırdıkça iş bozulabilir. Onun için tane tane okuyup işaretlemek lazım. Matematik için öyle söylemeyiz. Fen için öyle söylemeyiz. Çünkü kontrol edersiniz, yanlışınızı bulursunuz, düzeltirsiniz. Kontrol etmek iyidir ama Türkçe'de yavaş bir kere de yapmak daha iyi. Tabii sen onu kendin de denemelerde kendini tanıdığın için ne yaptığını biliyorsundur. İkincisi sorularla inatlaşan arkadaşlar var. Yani çok iyi bildiğin bir konudan anlayamadığın ya da ne bileyim sana bir şeyi dikkatli okumadığın bir süreçten geçip o sınavın sorusunu yanlış okuyabilirsin. Basit bir sorudur, belki şeydir, niye yapamıyorum deyip kendine saldırmaman lazım. Orada kendine iyi davranman lazım. İşte ona ne yapmalılar orada? Hocam, bazen bu matematikli olay aslında. Bazen çok takılıyoruz, çözemiyoruz ve gerçekten o an sinirimiz bozulabiliyor, inatlaşabiliyoruz. O soruyu çözmek için sürekli uğraşabiliriz. O da zaman kaybına neden olur. O arada ne yapmalıyız? Başka sorulara geçmeliyiz. Zaten o sorunun, yani işleminin falan çoğunu yapmışsınızdır. O yüzden başka soruya geçip, zaten beynimiz arka planda sürekli o soruyu çözmek için uğraşıyordur. O yüzden diğer soruya geçip hani sonraki sorulara bakıp en son turlama yaparak o soruyu yeniden çözmeye başlarsanız emin olun ki hani soruda görmediğiniz noktaları görebiliyorsunuz. Şimdi ben orada şey diyeceğim, şimdi bakın soru turlama tekniği güzel bir teknik. Şimdi soruyu yapamadığınız zaman geçtiğinizde arka planda onu düşünmemesi önemli aslında. Çünkü yani beyni sıfırlama diyoruz biz buna.
Yani kafayı başka şeye veriyorsunuz. 2-3 soru kendinizi fokusladığınız zaman o soruyla uğraşıyorsunuz. Hı. Tekrar geri döndüğünüzde ya hata yaptığınız şeyi yakalama şansınız artıyor. Neden? Çünkü mesela adam orada 2 yazıyor, oradaki 2'yi aşağıya 3 diye geçiyor. Ya da ne bileyim bir çarpma toplamayı yaparken bir şeyi gözden kaçırıyor. Ben şeyi de inanıyorum. Mesela hata yaptın, sorunun çözümlerini sil. Yeni baştan yap. Çünkü silip baştan yaparsan dikkat edebilirsin. Hı hı. Bir de ben şeyi de, şimdi bazı çocuk var böyle her şeyin altını çiziyor. Tamam, bu hani altını çizme alışkanlığı güzel bir alışkanlık olabilir. Ama bazen o kadar çok çiziyorlar ki ikinci kez okumaya kalktığında o soruyu okuyamıyor bile çocuk. Hı hı. Şimdi mesela alt çizme olayı şeydir, önemli şeylerin altı çizilir. Yani şimdi mesela ben Türkçe'de öyle bazı arkadaşlar var, görüyorum. Yani çiziyor hepsini böyle. Hani orada da alışmış böyle bir gaz yapıyor. O iyi, tamam. Ama çizerken, altını çizerken üstünü de çiziyorsa o sayıyı okuyamayabilir. Yani öyle bir sıkıntı da var. Aslında paragraflarda ana kelimeleri, ana fikirleri altını çizmek daha mantıklı. Evet. Mesela çıkarılamaz, ulaşılabilir. Evet, çok güzel hocam. Olmadı şey, mesela. Olumsuz ögeler önemli. Hı hı. O. Bir de şey var, sorularda biliyorsunuz birbirine yakın iki tane aynı şıklar vardır. Yani birbirine yakındır ve o doğruysa öbürü de doğru olması gerekir. Onları eleyebilirsiniz. Mesela bakın öyle şeyleri iyi düşünmeniz lazım. Ben şimdi şeyi de önemsiyorum. Mesela sınav anında böyle bir an böyle biraz zorlandığını hissettim. Ben hep şey diyorum. Güzel şeyler düşünüyoruz. Sen yaparsın, sen iyisin. Hani hemen böyle kendini korumak için daha yapabildiğin bir şeye yönelirsin. Onlardan iki tane soru yaparsın dersin. Vay bak nasıl toparladın dersin. Yani sınav içerisinde kendini rahat hissettireceğin şeyleri kendi kendine, bakın bunu yapmanız lazım. Yani o zaman, çünkü her şey moral işi. Yani sınav yönetiminin en büyük şeyi moral işi. Ben mesela çok yapardım çocukken de, çok yapardım. Yani ya, ay be yapıyorum, geçtim, onu da geçtim falan yapardım. İşte bir rekabet ortamı da var ya onun için. Yani onun için böyle sınav esnasında kendinizi motive edecek şeyler ürettiğiniz zaman bu işi kurtarıyorsunuz. Bakın bu sınavların hepsi sıralama sınavı. Yani sınav çok sert bile gelse sıralama sınavı. Sen buradan ne kadar çok net yaparsan o kadar kendini yukarı çekiyorsun. Olay bu. Oo işte ben gitti, sınav gitti falan yaptığın zaman zaten kaybedersin. Yani onun için ya ben bunun içinden de çıkacağım. Yani böyle yapmanız lazım ve inanın işleriniz rast gidecektir. Her şey doğru yolunda gidecektir böyle yaparsanız. Hocam aslında bu bahsettiğiniz tekniği ben de uyguladım. Üniversite sınavına girdiğimde aşırı takıldığım bir yer olmuştu. Hani şey çıkamadım orada, bir stres yaşadım, aşırı kaygılıydım. Sonra bir durdum, düşündüm, hani şey dedim, şu üniversiteyi istiyorum ve hani yapmam gerek artık, şu üniversiteyi istiyorum. Hani sürekli hayalimde canlandırmaya çalıştım. Hı-hı. Ve gerçekten o an hani motive olduğumu hissettim. Verdiğimiz örnekten de şu an, hı-hı, onu hatırladım gerçekten. Şimdi bazı çocuklar var şey yapıyor. İşte o tip BET yapıyor, işaretliyor, tamam mı? Ya da mesela Bismillahirrahmanirrahim diyor, işaretliyor. Şimdi onu nereden başlıyorsan öyle çıkar. Onun şeyi yok yani, tamam mı? Şimdi siz burada mesela iki şık olayı vardır bir de hocam. O da çok önemli. Ben şimdi çocuk iki şıkka düşüyor. Şimdi bu iki şıkka düşmek bir soruda, iki soruda olursa tamam. Ama 10 soruda, 15 soruda iki şıkka düşüyorsa orada bir sıkıntı vardır. Yani senin bilgilerini kontrol etmen lazım. Ama bir soruda, iki soruda iki şıkka düşersen yani belki işaretleyebilirsin. Çünkü 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Çok fazla böyle hatalara düşersen çok gerilere düşebilirsin. O da çok önemli değil mi? Kesinlikle. Boş da bırakılabilir hocam. Evet. Çok fazla takıldıysanız boş, evet, bırakmak daha mantıklı. Daha yanlış güçlü yapmaktansa. Yanlış yapmaktansa, yanlış yapmaksa bırakın, boş daha iyi. Şimdi zamanımızı doğru kullanacağız. İşte o bakacağız. Biliyorsunuz sınav salonunda saatler oluyor. Bakıyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz. Peki hocam, optik kodlama işiyle ilgili de bir konuşmak istiyorum. Optik kodlarken bazı çocuklar güzel optik kodlamıyorlar. Ya da mesela soruları bitiriyor, ondan sonra kodlamak istiyor. Şimdi mesela üniversite sınavında bir öğrencimiz olmuştu öyle. Sınav süresi bitti diyor çocuk. Optiğine kodlamamış, kitapçığına işaretlemiş. Evet. Ondan sonra öğretmene diyor ki ben hocam optiğime kodlamadım, alıyorlar diyor anahtarını. Çünkü sınav esnasında soruyu çözmek ve optiği işaretlemenin hepsi bütün sınav içerisinde olması gereken bir şey.
Onun için siz kodlama yaparken soruyu okudunuz, kodlayın. O bir gaz yapabilir. Hani kendine gaz verebilir. Hadi motivasyonu yüksektir. Ya da bir sayfayı tamamladıktan sonra geçelim. Ya da bir sayfa dediğiniz gibi. Bir sayfa yaptın, bir sayfayı kodladın. İki sayfa yaptın, iki sayfayı kodladın. Bir de mesela atladığın soruları özellikle kodlarken işte en büyük sıkıntı o ya. Mesela bir üç tane soru yaptı, dördüncü soruyu atladı. Beşinci soru yaparken beşinciyi dördüncüye işaretliyor. Altıncıyı beşinciye işaretliyor. O zaman soru kaydırma deniyor ona. Onlara çok dikkat edin arkadaşlar. Öyle şeyler yapmayın. Koskoca bir yıl çalıştın, sonunda böyle saçma sapan bir şeyler netlerin gitmesin. Bir de hocam optiye ve sınav kitapçığına zarar vermemeye çalışın. Yırtılırsa eğer sınavınız iptal olabilir. Optiyi doldururken çok bastırarak arkasında bir çukur oluşturmamaya çalışın. Evet, hani optik zarar görebilir, görürse eğer sınavınız iptal olabilir. Şimdi şöyle, optik kağıdı olayında şey var, çok bastırdığınız zaman optik okuyucular okumuyor. Yani görmeyebiliyorlar. Şimdi ben, hocam şimdi panikleme. Şunu demek istiyorum. Şimdi bazı çocuklar var. Öyle koyu kodluyorlar ki şey oluyor. Yarım küre şeklinde çukur oluşuyor. Hı hı. Ve o boyuttan bahsediyorum. Yoksa normalde şey yapıyorsun. Yani kodlarken ona dikkat ediyorsun zaten. Yani işte o kadar çok inanılmaz bastırarak kodlanmaması lazım. Ama tabii gerekli şekilde kodlayacak çocuk. Şimdi hocam toparlamak istersek sınav heyecanı herkeste var olan bir şey. Çalışan çalışmayan çocuk sınav anında heyecanlanır. Orada bir şey yok. Önemli olan onu doğru yönetebilmek. Kaygıyı, heyecanı doğru yönetebilmek. Çok emek harcadıysan zaten sorulara daldığında bir süre sonra anlamadan o sınavı bitiriveriyorsun bile. Burada önemli şey bir takım zorluklar karşısında oturup böyle kendi kendine kötü haber tellalcısı gibi bir sürü şey üretip ondan sonra kendi psikolojini bozmama. Tek olay bu. Bu olayın içerisinden güzel çıktığın sürece her şey rast gidecektir. Evet hocam, olumlu düşünürsek aslında olumlu olur. Yani ne diyor? İyi düşün, iyi yap. Evet. Ben sınava öyle diyorum. İyi düşün, iyi çöz, iyi yap. Olayı bitir. Ben şunu söyleyeyim size, bakın çok çok samimi bir şey söyleyeceğim. Bakın bu ben 33 yıldır sınavlara çocuk çalıştıran bir hoca olarak söylüyorum. Hiçbir çocuk lisede açıkta kalmıyor. Yani hepinizin gideceği bir lise var. Ve sınavı nasıl geçirirseniz geçirin. İnsanın gittiği yer, yani bazen bu işin hayırlısı olması lazım. Yani gittiğiniz yerde kendinizi bulacağınız, güzel dostluklar kurabileceğiniz, sizin yeteneklerinizi fark edebileceğiniz ortamlar olan bir liseye gitmenizi arzu ediyoruz. Yani burada bu çok kıymetli. Ne kadar iyi performans gösterirsen o kadar seçilmiş, yani sınav puanı yüksek olan çocuklarla bir arada okuyorsun. Hedeflerin büyüyor. Ama bu şu demek değil. Yani çok iyi bir LGS sınavı geçirmezsin ama bir liseye gidersin. O lisede çok iyi arkadaşların olur, çok iyi hocaların olur. Üniversite sınavında çok çok daha iyi bir skor yaparsın. Daha iyi bir okula gidersin. Tıba gidersin, mühendisliğe gidersin, yurt dışında üniversiteye okumaya gidersin. Bir anda her şey değişebilir. Onun için bu da dünyanın sonu değil arkadaşım. Yani burada amaç yapabileceğinin en iyisini yapmak. Dediğim gibi herkese gidecek bir lise var. Kesinlikle. Öyle değil mi hocam? Lise bir son değildir hocam. Evet. Evet. Aslında bir başlangıçtır. Evet. Bir başlangıçtır. Doğru bir başlangıç yaparsanız güzel olur. Arkadaşlar 6 Haziran sizin tarihiniz olsun. Sizin başarı gününüz olsun. Her şey yolunda gitsin. Hep bildiğiniz sorular gelsin arkadaşlar. Ne kadar zor gelirse gelsin. Senin bildiğin soruysa kolaydır senin için. Hep bildiğiniz yerlerden sınav gelsin. Herkese başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar.